Van Başkale Surp Bartolomeos Manastırı'nın önündeyiz. Manastırın tamamı çökmüş durumda neredeyse. Bir tek giriş kapısı ayakta. Bir yan cephesi ayakta ama kubbesi çökmüş durumda. Kapının sol tarafı tamamen kaplamaları çökmüş veya çökertilmiş ve alınıp götürülmüş burada. Yani taşlar burada durmuyor. Bu manastır 1600 yıldır ayakta duruyordu. Ama son 100 yılda yok edilmeye terk edildi ve bilinçli olarak yok ediliyor. Geride çok az şey kalmış durumda. Buradan Kültür Bakanı'na, hükümete sesleniyorum. Bu manastırın yok olmasından nasıl bir menfaat almayı düşünüyorsunuz? Bu manastır yok olduğunda Türkiye ne kazanacak, ne kaybedecek, bunu düşünüyor musunuz? Çok ihtişamlı bir manastır ama geriye çok az şey kalmış maalesef. Giriş kapısı üzerinde çok tarihi, çok önemli işlemeler hala duruyor ama giriş kapısının sol tarafı yıkılmış, bilinçli olarak soyulmuş, kabuk haline, bütün kabuğu alınmış ve geri kalan yapının da çökmek üzere olduğunu görüyoruz. Maalesef bu manastırda eğer ki birkaç yıl içinde müdahale edilmezse veya birkaç ay içinde müdahale edilmezse geriye kalan bu giriş kapısı da yerle bir olacak. Burada tam 1600 yıl Ermeniler, Hristiyanlar ibadet ettiler. Burada ruhaniler yetiştirdiler. Ama 100 yıldır buranın çanı çalmıyor. Burada ibadet edilmiyor. Şimdi burayı yapanların ve burada 1600 yılda dua eden geçmişlerimizin anısına ben bir mum yakıp dua edeceğim. Asvat irens okindu sabore. Van Başkale'deki Aziz Bartolomeos Manastırı kubbesi çökmüş durumda. Apsis de çökecek çünkü burada defileciler apsisin altını boşaltmışlar. Görüyorsunuz burada define var diye bir şaya yaratıyorlar ve bütün duvarların altı boşaltılmış durumda. Geriye bir kabuk kalmış durumda. Küçücük taşlar bu apsisi tutuyor. Bu da en ufak bir sallantıda çökecektir. Görüyorsunuz duvarların hepsi defineciler tarafından yok edilmiş, yıkılmış, kubbe çökmüş ve geriye bir tek giriş kapısı var. O da kilit taşları düşmek üzere her an yerle bir olabilecek durumda maalesef. Çok biraz vicdanı olanın vicdanını nasıl sızlatacak bir görüntü. Van Başkale Aziz Bartolomeos Manastırı'nın yan cephesini görüyorsunuz. Yan cephesinin bütün duvar kaplamaları sökülmüş ve götürülmüş durumda. Yani bu kaplamalar bir doğal afetle yıkılmadı, bir depremle yıkılmadı. Bunlar söküldü ve bu manastır bilinçli olarak yıkılmaya terk edildi. Yani maalesef böyle bir kültürel varlık bilinçli olarak yok ediliyor. Yok oluyor demeyeceğim, bilinçli olarak yok ediliyor. Van Başkale ilçesi Surp Bartolomeos Manastırı'ndayız. Ömrümde gördüğüm en ihtişamlı manastırlardan birisi burası. Ama maalesef bu kadar kötülük nasıl olabiliyor ona hiç anlamıyorum. Bu manastır yok edilmiş, bilinçli olarak yok edilmiş. Büyük oranda yıkılmış, yağmalanmış, definecilerin yağmasına bırakılmış. Burada kolonların ipleri boşaltılmış. Bu manastırın büyük oranda yıkılmış manastır. Yalnızca giriş kapısının belli bir bölümü kalmış. Kubbe zaten çökmüş. Bu geride kalanların da ufacık bir depremde bile yerle bir olacağını anlamak için bir mühendis olmaya gerek yok. Şu anda bile yani başımıza her an bir taş düşebilecek pozisyonda büyük bir tehlike arz ediyor ama esas tehlike bu manastırın geride kalan parçalarının yok olması. Bir an önce korumaya alınması gerekir diyeceğim ama
Onlarca yıldır çağrılar yapılıyor bu konuda. Hiçbir adım bugüne kadar atılmadı. Buranın geride kalanlarının acil korumaya alınması için elimden gelen mücadeleyi yürüteceğim.